ülkemizde uygulanmasını görüyorsunuz. İş yeri adındaki yabancılaşmayı görüyoruz. Sadece sorun iş yeri adında yabancılaşmayla kalmıyor. Onun arkasında ürün adlarında yabancılaşma var. Alışverişte kullanılan paralar yabancı paralar, ölçü olarak yabancı paralar kullanılıyor. Mutfak kültürümüz etkilenmiş, büyük alışveriş merkezlerinde görüyorsunuz. Türk mutfağının leziz besleyici yemekleri orada yok. Çalınan müziğe kulak kabartıyorsunuz, Türk müziği çalınmıyor, yabancı müzik çalınıyor. Öğretim dili olarak yabancı dille öğretim ne yazık ki giderek yaygınlaştırılmış 1950'li yıllardan sonra. Bütün bunlar sadece bir dil sorunu olarak değil aslında. Bunun arkasında bir yabancı dil, bir dili konuşan kültürün başka kültürleri etki altına alma çabası var. Hepsi öncelikle dille geliyor zaten. Dille geliyor, dil öğretimiyle başlıyor. Onun arkasından hepsi. Yalnız ben Sayın Özdemir'in değindikleri konuya katılmayacağım. Çünkü bu konu her ortamda ne yazık ki gündeme geliyor. Türk Dil Kurumu'nun bir kapatılması veya bir başka durumu söz konusu değil. Türk Dil Kurumu 1932'de başlayan çizgisi zaman zaman değişik dönemlerde bir süreç sonucunda farklı uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Ben bunu Türk Dil Kurumu'nun tarihinin bir süreci olarak görüyorum. Bu bir süreç. Bu yaşanmış. Bakınız bu konuya... Bu süreçte bir yanlışlık var. Hayır, bakın. Kesinlikle bir yanlışlık var. Bakın, bir defa. Sayın Özdemir, hayır hiçbir yanlışlık bakın, yok. Konumuz Türkçe. Ben konumuz sürekli Türkçe, bu ama... konunun açılacağını biliyordum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz 1932'de kurulan kurum, 74 yıllık süreç içerisinde pek çok değişiklik geçirmiş. Kendi içerisinde tüzük değişiklikleri olmuş. Bir takım uygulamalara gidilmiş. Atatürk'ün kurduğu kurum 1936 yılında yapılan kurultayda kabul edilen tüzük ise, eğer o tüzüğü kabul edeceksek, şu anda Türk Dil Kurumu'nun başkanının Milli Eğitim Bakanı veya Kültür Bakanı, 3. kurultaydaki tüzükte öyle geçiyor. Sonra değişti efendim. Hayır, ben Atatürk'ün sağlığı ve tüzüğü söylüyorum. Evet. Yani konunun buraya gelmesini ben istemiyorum. Tartışmamız o değil. Başkanım şöyle yapalım ama bakınız, şimdi Türkiye Kültür Bakanı Türk Dil Kurumu'nun başkanıdır. Hangi yılın şeyine? 1936. Tamam. 3. Tamam. Kurultayda. Ondan sonra da. Şimdi bakınız, daha sonra süreç içerisinde bu dönemde çeşitli değişiklikler olmuş, tüzük değişiklikleri olmuş. 1983'te bir anayasa değişikliği yapılmış. Anayasaya bir madde eklenmiş. 134. maddeyle yeni bir yapılanma yani dönemine girilmiş. Yani dernek statüsünden Atatürk'ün kurduğu yapıdan çıkmış. Hayır, oradan doğruya devlete bağlı bir kamu Sayın kuruluşu haline getirilmiş. 1983'teki adını yapı, doğru koyun ki. Hayır, adını doğru koyayım. 1983'teki yapı Atatürk'ün kurduğu yapı değildi. Bakınız bu örnekleri var. Yani 1983'teki Türk Dil Kurumu'nun amaç maddesi değiştirilmişti. Görev maddeleri değiştirilmişti 1983'e gelinceye kadar. Yani Atatürk'ün kurduğu kurum değil dediniz. Onun için söylüyorum Haluk dil devrimden uzaklaşma. Şimdi burada tüzük burada işte 1936 Haluk yılındaki Bey, tüzük. Yani bir dernek bakın ben dil derneğinin başkanıyım. Sonuçta, yasalara göre tüzüklerimizi sürekli değiştirmek zorundayız. Peki ben dernekler size, yasası tamam, değiştikçe tüzüğümüzü değiştiririz. Çok güzel ama, bir dakika, bunu da bir şey söylemek zorundayım. Siz Türk Dil Kurumu'nun başkanısınız. Evet. Türk Dil Kurumu'nun arşivi elinizde. Evet. 1950'deki Milli Eğitim Bakanı'nın Türk Dil Kurumu 1951. Başkanı 51. olmak 51'de. İstemediğini niye açıklamıyorsunuz? Şimdi, efendim tabii elbette. Onu da neden açıklamayayım söz geldiğinde? İşte tüzük onun için değişmiş. İleri kabul etmemiş. Tüzük onun için değişmiş. Bakınız. 1950'deki olayı bir daha söyler misiniz? Tabii. 1951'de Demokrat Parti'nin Milli Eğitim Bakanı, ben Türk Dil Kurumu'nun başkanı olmak istemiyorum. Tüzüğünüze gerekli düzeltmeyi yapın. Hatta bir yönetim kurulu toplantısına geliyor. Tüzüğünüzü değiştirmek için toplantınızı yapın, kararınızı alın diyor, o kadar. Kendisi 51 kurultayının tutanaklarını getirin. Ama bakınız, kendisinin de istemediğine ilişkin Sayın Gökhan, yani bu konuyu daha fazla tartışmaya gerek yok. Yargı bu konuda son sözlerini söylemiştir. Hem de birkaç kere söylemiştir. Bakınız,
Atatürk'ün, Ulu Önder Atatürk'ün vasiyetiyle ilgili olarak açılan davalarda bu konu gündeme getirilmiştir. 1973'te de çok ilginçtir. 1973'te de açılan davada Türk Dil Kurumu'nun Atatürk'ün kurduğu kurum olmadığını ileri sürmüştür. O zaman kim sürmüş? Cumhuriyet Halk Partisi. Yargı 1973'te kurumun Atatürk'ün kurduğu kurum olduğuna karar vermiş. O zaman öyleydi. Aynen. Şimdi değil. Bir dakika. O zamanki yargıyı yargılıyorsunuz. Hayır. Bakınız bir dakika. Burada yargının sözünü dinlemek gerekir. Madem konu açıldı. Aynı düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisi 1993'te yeniden bu düşünceleri yargıda dile getirmiştir. Ve 1993 yılında aynen sonuç cümlesi şu. Davacı kurumların davasının kabulüne karar verilmekle Atatürk'ün vasiyetindeki kurumlarla davacı kurumların aynı kurumlar olduğu kabul edilmiş olduğundan davalı karşı davacının konusuz kalan davasının reddine. Çünkü yani 1993'te. Anayasanın 134. Bakınız, maddesi engeli var. 2005 yılında da 82 daha yeni yükü var. Bakınız daha yeni 2005 yılında efendim yargı bu Türk yargısı. 2005 yılında Aralık ayında yeniden bu konuda açılan daha birkaç ay önce yaşandı toplumumuzda. Yargı yine Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'nun Atatürk'ün kurduğu kurumlar olduğuna karar vermiştir. Ve vasiyet dolayısıyla almaları gereken payın ödenmesine karar veriyor. Bu konuyu buraya getirmeye, tekrar şimdi, bunları tartışmaya şimdi hiç şöyle gerek yapalım yok. Mı? Şöyle yapalım mı başkanım? Evet. Türk Dil Kurumu gerçekten Türkçemizin çok önemli konularından, sorunlarından bir tanesi. Konuşacağız bunları ama diğer konuklarımıza da bir bakalım. Evet, tabii onlar henüz konuşmadılar. Ondan sonra bu güzel tartışmaya evet, devam Feyza edelim. Feyza Hanım nasıl yorumluyorsunuz? Ben zaten o tarafa bırakıyorum bu konuyu. Ona girmiyorum. Yani çünkü dilimiz... eski kurumun devamı evet. olarak Dil Derneği var. İşte Kenan Evren'in kurumu dediğimiz kurumun evet. burada temsilcisi, başkanı burada. Ben başka bir açıdan bakmak Buyurun. İstiyorum. Bunlar çok eski meseleler ve böyle bunları tartışıp duruyoruz. Bu arada başka bir şey oluyor. Ne oluyor? Mesela Türk sözcüğünü nasıl yazacağımızı bilmiyoruz. Türk mu? Türk mü? Evet. Kanallarımızda da öyle. Kiminde Türk, kiminde Türk. Turka var, Turko var. Evet. Türk sözcüğü bile gitti elden. Bunu bir kan benzetmesi yapıyorum ben. Bir kan benzetmesi için de biraz şey gelebilir, itici. Ama nasıl ki vücudun bütün organlarına hayat veren kansa, dil de bütün organları dolaşarak hayat veriyor. Aynı zamanda biz kan tahlili yaparak vücudun neresinde bir arıza olduğunu da çıkarıyoruz. Evet. Yani dile baktığımızda dilde bir takım sorunlar varsa bu sorunlar Türkiye'nin sorunları. Hmm. Türkiye'de bir takım sorunlar var. Bunlar olduğu gibi dile yansıyor. Peki bu kan dolaşmaya başladığında tekrar bir takım organlar işlemez hale geliyor mu, bozuluyor mu? Evet. Ve gençlere sürekli olarak söylenen şöyle bir şey var. Küreselleşiyoruz. Hatta onlar küreselleşiyoruz demiyor. Globalleşiyoruz diyorlar. Evet. Daha havalı oluyor. Globalizm bunu gerektirir evet. diyorlar ve küreselleşmenin dili İngilizcedir. O yüzden herkes İngilizce bilecek. Türkçe, biz zaten doğuştan Türkçe biliriz. Türkçe öğrenmeye gerek yok. Yani Türkçe en büyük yanılgı da o. Türkçe için özel bir eğitim falan gerekmediğini düşünüyoruz. Bu küreselleşme İngilizce gerektirmiyor aslında. Yani küreselleşme bir anlamda İngilizce gerektiriyor. İşte internet ortamı, bilgisayar ki konuşacağız herhalde onları da. Evet. Ama aynı zamanda şunu da getiriyor. Kültürler ortadan kalkarsa dünya robotlaşacak. Bütün bir dünya tek tip insana dönecek. Ve işte ne güzel olur, herkes İngilizce konuşur, anlaşır. Hayır, güzel olmaz çünkü ortada kültür kalmayacak. Yani bizim kültürümüzü bırakın, çok daha küçük insan toplulukları tarafından, az sayıdaki insan topluluğu tarafından kullanılan, konuşulan dillerin bile çok acele korunma altına alınması lazım. Çünkü onlar da bir zenginlik. Ve biliyorsunuz Bush ve adamları açıkladılar, Türkiye'yi komünizmden biz kurtardık diye. Nasıl kurtarmışlar?
Ne yapmışlar? Biz hep Tom Mix Texas okuyarak büyümedik mi? Değil mi? Tom Mix Texas. O zamandan böyle bir kültür emperyalizmi başlamıştı zaten. Ve alttan alta bu, bu artık globalizm ya da küreselleşme değil, Amerikanizm. Ki zaten Oktay Bey, şimdi onda kim bilir neler söyleyecek. Evet. O sözü kapmadan önce ben biraz daha konuşmak istiyorum. Yok, ben bir şey demeyeceğim. Şimdi Türkiye ile ilgili olarak şunu da söylememiz gerekiyor. İşte bayrak, yurt, toprak falan diyoruz ya. Orta Asya'daydık, Anadolu'ya geldik. Yeşil bayrak taşıyorduk, al bayrağı geçtik. Marş, işte belli bir tarihte kondu, daha önce marş yoktu. Mehter marşı vardı. Değiştirdik mi? Evet. Neyi değiştirmedik? Sadece bir şeyi. Dilimizi. Orta Asya'da da Türkçeydi. Bugün de Türkçe. Ve tek o kaldı. Onu da değiştirirsek, onu da değiştirirsek bizi bir arada tutan hiçbir şey kalmaz. Ve yıpranıyor mu? Eskiyor bu Türkçe? Yani Türkçe'de sorun yok diyor. Evet de yani konuşan insanlarda sorun varsa bu Türkçe'ye yansıyor. O yüzden Türkçe kirleniyor dediğimizde de Türkçe kirlenmiyor. Biz evet de bu biraz dolan başlık oluyor. Yani konuştuğumuz dil öyle bir hale geldi ki harflerimizi nasıl okuyacağımızı bilmiyoruz. Harfleri bilmiyoruz. Yani K mi K mı? Hayır efendim, o değil. N mi N mi? N mi N mi? Yani evet. O K mi K mı? H mi H mı? O zaten vardı da. Evet. Mesela T diye bir harfimiz var. T diye okuyoruz. Evet. Değil mi? V'yi de V diye okuyoruz. Evet. Bu ikisi yan yana gelince TV diye okuyoruz. Bütün Türkiye TV evet, diye okuyor. Yani harfleri kaybettik. Sadece markalar. Mesela yabancı at koyuyor dükkanına. Niye? Daha kaliteli. At kaliteyi arttırmaz ki. Kaliteli ise o adını yaratır zaten. Ama bu özgüven eksikliği bizi böyle bir taklitçilik konumuna getirdi. Bu taklitçilik yüzünden kendimizden uzaklaşıyoruz. Biz olmaktan çıktık. Demin Emin Hocam söyledi. Vavlaşmaya başladık diye. Vavlaşıyoruz, ofslaşıyoruz, bye, bye bye diyoruz. Yani hoşçakallar, güle güleler ne kadar güzel söylüyorlar. Özür dilemiyoruz, üzülüyoruz değil mi? Üzülüyoruz. Ha, evet. Üzgünüm. Üzgünüm diyoruz. Üstelik evet. O üzgünüm de o kadar saçma sapan şeyler. Saçma ve sapan. Ve çok tehlikeli bir şey daha yani yine bu sorunlar konusunda. Söz dizimi. O son derece önemli. Bu Amerikan filmlerinin çevirisiyle başlamıştı önce ve TRT'de başlamıştı. Daha sonra tabii özel kanallar bunun iyice cılkını çıkardı. Şimdi hemen hemen herkes, çünkü kan işte. Evet. Kanallardan kulaklara, kulaklardan dile, ağıza ve böyle bir dolaşım. Bundan hiçbirimiz kendimizi koruyamayacağız. Göreceksiniz biz de bir süre sonra çay yok mu çocuğum? Ay üzgünüm diyecek yani. Bir süre sonra çünkü dolaşımda olan böyle bir dil var. Evet. Ve öyle saçma sapan işte mesela Türkçe'ye giren bir kalıp. Sen kalbini kırmak istediğim en son kişisin. Korkarım. Korkarım ki. Ya en son da olsa kalbi kırılacak demek Türkçe'de bu. Evet. Değil mi? Oysa bu sözü söyleyen Amerikalı bunu kastetmiyor. Senin kalbini kırmak istemem diyor. Doğru. Ama Türkçe ile o Amerikanca, Amerikan Türkçesi diyeyim ona. Sana döneceğim diyoruz evet. Değil mi hocam evet. Bir de? Evet. Telefonda. Hayır daha şey geçen gün gördüm. Araşırız diyor. Yani çıldırmak için değil. Araşırız diyor yani birbirlerine. Şimdi yani birbirimizi ararız yerine araşırız. Şey sözcüğünü evet. Türkçenin inceliğidir. Hiçbir zaman evet. İnsan için kullanmayız. Kullanılmaz. Evet. Ama bir kadın bakıyorsunuz kocasından söz ederken sen değer verdiğim en önemli şeysin evet. Diyebiliyor. Bir de evet, full dolu kullanımı var. Evet. Ama en full ilginç dolu, evet. Örneği ben birkaç ay önce bir özel televizyon kanalındaki haberde işittim. Salon boş. Muhabir salona arkasını dönmüş diyor ki evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi salon full boş dedi. Evet. O deyimi değiştiriyorlar. Evet. Evet. Recep Hocam ne diyorsunuz? Bu saptamalar konusunda buyurun. Arkayı fulle. Bugün gündemimize yapmacık bir sorun olarak gelen Türkçemizin sorunları abartılarak maalesef sunulmak isteniyor.
Aslında diğer konuşmacıların... O kadar vahim değil mi hocam sizce? Değil. Çünkü evet, bu işin çözüm yolları vardır. Yalnız bunda ortak hareket etmek, birlikte hareket etmek, gönül birliği yapmak gerekiyor. Evet. Öncelikle Türkçenin nasıl bir dil olduğunu anlatmamız gerekiyor bütün dünyaya, herkese. Biz Türk Dil Kurumu olarak Türkiye'nin her tarafında Türkçenin Gücü adı altında seri konferanslar düzenledik. Her tarafta. Kendimiz, ben de gittim geçen hafta. Anadolu'yu dolaşıyoruz. Anadolu'yu dolaşıyoruz. Evet. Anadolu'daki hocalarımız, üniversitedeki hocalarımız vasıtasıyla ben geçenlerde Trabzon'a gittim. Bir günde 3 konuşma yaptım değişik kesimlere. Öncelikle Türkçenin kavga konusu yapılmaması gerektiğini, Türkçenin birleşebileceğimiz bir ortak payda olduğunu, bizi biz yapan en büyük değerin, yani ses bayrağımızın Türkçe olduğunu herkese anlatmamız gerekiyor. Yani öncelikle kelime yasağı getirmek, kelimelere kısıtlama getirmek değil. Türkçenin şu andaki konuşulan diline giren, yani yaşayan Türkçe'ye giren kelimelerle konuşması gerektiğini, hiçbir kelimenin dilde o şekilde, yani yanıttır, cevaptır, bunların artık zamanının geçtiğini, uzlaşı ortamının olduğunu söylüyoruz. Türkçenin güzelliğinin, zenginliğinin tanıtılamadığı için İngilizcenin, Fransızcanın karşısında sanki çok zayıf bir dilmiş gibi gösterildiğini maalesef hepiniz görüyorsunuz. Halbuki Türkçenin tarihine bakıyorsunuz, Türkçenin konuşma alanına bakıyorsunuz. Türkçe bugün dünyanın en eski 5 dilinden biri. En çok konuşulan 5 dilinden biri. Daha bugün İngilizce, Almanca yokken Türkçe vardı. Hiç korumayalım mı hocam sizce? Yani... Türkçeyi korumak için öncelikle Türkçenin gücünü ve zenginliğini herkese anlatmamız gerekiyor. Akrabalık adları bakımından, renk adları bakımından Donat Türkçenin son derece zengin bir dil olduğunu herkese anlatmamız evet, gerekiyor. Öncelikle yabancı dille eğitimin şu Türkiye'nin üzerinden gitmesi, yani bu yabancı dil bilmenin ayrı bir şey olduğunu, ama yabancı eğitim, dil bilen bir insanın bir insan demek olduğunu, ama yabancı dille öğretimin asla yapılmaması gerektiğini anlatıyoruz. Caddelerde, sokaklarda gezerken acaba ben Türkiye demeyeyim şüphesine, kuşkusuna katılmamasını evet, istiyoruz. Bir kişisel bir tepki göstermesini istiyoruz. Bu konuda herkese görev düştüğünü anlatıyoruz. Belediyeye görev düşüyor, veliye görev düşüyor, öğrenciye, öğretmene görev düşüyor. Türkçe iyi öğretilecek. Ama bunda herkesin bir ortak bir noktada birleşmesi ve bunları belirledikten sonra ortak hareket etmesi tabii, gerekiyor. Ne diyorsunuz Oktay Hocam? Ben mi? Evet. Dilcilerimizi dinlediniz. Herkes muhteşem şeyler söylüyor bize. Biz ne diyeceğiz? Yalnız bu ara fırsatı bulmuşken bir şey söylemek istiyorum Sayın Emin Özdemir Hocam. 1978'de eski dil kurumunda, abilerim de yönetim kurumundaydı. Tamam, biliyorsunuz. Tamam, yönetim kurumu, terim kurumunda birlikte. Evet, evet. O zaman biz, ben tabii çocuktan beri bizim sülalede var bu hastalık. Diyelim iyi hastalık. Türkçe ile uğraştığımız için fizik, kimya, matematiğin ara noktası bir sahayı seçerek özellikle bilim dilinde ve hatta doğa bilimlerinde Türkiye'de hiç geçmemiş. Çünkü o konuları dışarıda biz icat ettik. Bazı konuları. Bunları dolayısıyla dışarıdaki adlarını da biz koyduk yabancı dillerde. Dolayısıyla Türkiye'deki Türkçe adlarını da koymak bana düşerdi. Onu da yaptık. Ve eski dil kurumunda hastanenin üzerinde de işte zaman zaman 5 sene kadar uğraştım. Küçük bir sözlük olmakla beraber. Adı neydi hocam? Terimleri hazırladık. Şimdi, fiziksel kimya terimleri sözlüğü. Şimdi fiziksel kimyayı şunun için seçtim. Evet. Yani çünkü fiziksel kimya fizik, kimya ve matematiğin ana kavramlarının kesiştiği bir daldır. Hmm. Onun için o zaman bilhassa onu seçtim. Çünkü üçünün de ana terimleri orada geçiyor. Ve şimdi bu sözlüğü biz işte tabii dışarıda böyle haftada bir iki gün bir sürü bilimsel araştırmanın arasında dış ülkede bile oturup her gün, her hafta bu işle uğraşırdım. Çünkü benim boynumun borcudur, ata borcumdur. Ayrıca kendi onuruma, haysiyetime olan, bağlılığıma olan borcumdur.
Şimdi neyse, ondan sonra dil kurumunda Emin hocamız, Özdemir hocamız şeydi, terim kolu başkanıydı. Birlikte de epey çalıştık. Epey çalıştık. Çok güzel çalıştık. Ve güzel bir sözlük ortaya çıktı. Ve o zaman bu işin en baş öncülerinden biri rahmetli. Rahmetli demekle de artık Türkçülük arasında hiçbir çelişki yoktur. Onu da belirtirim. Evet, evet. Rahmetli Abdullah Kızılırmak'tı. Gökbilim terimlerinden. Gökbilimci. Ve bütün dünyada Türkiye'yi gökbilimde tekrar Ulu Bey zamanında olduğu gibi, Ali Kutlu zamanında olduğu gibi, sonraki Osmanlı'nın son dönemlerine kadar da olduğu gibi tekrar haritaya koyan, bütün dünyada bilinen Ege Üniversitesi'nde, o zaman yeni o neresi, o Balçova mıdır orası? Onun o bir dağda rasathane kuran, evet, ve verilerinden bütün Avrupalı gökbilimcilerin faydalandığı ve son derece kendi kültürüne, kimliğine de bağlı, aşık bir halk çocuğuydu. Ben onu çok yakından tanıma nimetine nail oldum. Nasıl öyle lafla kullanıyormuşum biraz kızın diye. Sırçacıyım ama. Neyse. Ondan sonra ve o gökbilim terimleri sözlüğünü çıkardı. Şimdi kendisi orada gökbilimde, gökfizikte, matematikte hatta. Çünkü bu dallar matematik demektir. Bunlarsız, matematiksiz bilim laf salatasından ibarettir. Bir daha söylüyorum gençlere. Dalınız, seçeceğiniz meslek ne olursa olsun, herkes tarzanca yokuşundan çıkıp matematiğe ağırlık versin. Çünkü gerçek bilim dili matematiktir. Tarzanca marzanca değildir. Tarzanca İngilizcenin sulandırılmış 250 kelimelik, onun üçte, dörtte biri de F ile başlayan dört harflik küfürnamelerdir. Öyle konuşurlar. Okumuşu bile. Bu dil, buna biz tarzanca diyoruz. Vaktiyle Churchill'de güvercin İngilizcesi demiş. Ben daha münasibini buldum. Bu tarzanca küresel kraliyetçilerin, küreselcilerin değil, adını doğru bilelim, küresel kraliyetçilerin bugün dünyada milyarlarca insanı yok etmekte ve aç bırakmakta olan, perişan etmekte olan küresel kraliyetçilerin dünya kölelerine reva gördüğü 250 kelimelik tarzancadır. Ve Türkiye'de eğitim dili işte bu olmuştur. İngilizce de olmamıştır. Çünkü İngiltere'de dahi, bırak Amerika'yı, İngiltere'de dahi dosdoğru İngilizce konuşan çok büyük, küçük bir azınlık vardır. O asilzade sınıfı, Oxford, Cambridge, onları da iyi tanırım. Bunlar aslında sonradan anladım ki, kendileri belki bilmiyor, biz gidip anlatıyoruz Avrupalılara da orada da. Bunlar 1066'daki Norman